Hoş bulduk. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. İyiyim. Aksan yok mu? Yok. Gelmedi daha. Ben de öyle derslerimi bitirdim. İnternette falan takılıyordum. Efendim Mustafa. Mehmet Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aksel Bey burada da bir arayıp sorayım dedim. Siz de gelecek misiniz? Aksel mi? Aksel orada mı? Burada efendim. Bayan arkadaşıyla beraber. Ha. Yok biz gelmeyeceğiz. Sen çocuklara göz kulak ol. Tamam efendim. İyi akşamlar. Sana da. Ne olmuş baba? Aksel bir arkadaşıyla Şile'deki eve gitmiş. Oradalar. Levo. Aksel'i gördün mü? Yok. Bugün hiç konuşmadık zaten bilmiyorum. Nerede olduğunu biliyor musun? Yani nerede olabilir? Gizli bir yeri var mı? Vardı da. Hatırlarsan geçen de sen yaktın. Neyse. Bir haber alırsan ara tamam mı? Yani önemli bir mevzu. Kavga dövüş için değil. Tamam ararım. Kötü bir şey yapmamıştır değil mi? Ya merak etme Zeynep tamam mı? Bulacağız bizi. Kim? Begüm. Begüm söyle. Ha. Hadi çabuk. Tamam geliyorum bekle biraz. Ha dur. Ne oldu? Telefon. Kim? Efendim kızım. Melis mi? Zeynep. Aa. Öyle mi? Olmaz öyle, öyle olmaz. Tamam işte söyleyin bana ben de beraber gidelim. İyi tamam o zaman haber alınca bana haber verirsiniz tamam peki. Ne oldu neredeler? Aksel'in yanında olduğunu düşünüyorlar. Neredeler yani? Emin değiller. Onlar da Kerem'le zaten şimdi yola çıkmışlar. İşte haber verecekler ona göre hareket edeceğiz biz de. Çok da romantik olmadı böyle ha, mangal falan. Umurumda değil. Niye ki? Çünkü ben romantizmin peşinde değilim. Beni seven birinin peşindeyim. O da yanımda zaten şu anda. O yüzden mum ışığında yemek yemişiz. Ki onu da yaptık. Evet. Ya da mangal yapmışız. Hiçbir önemi yok. Önemli olan senin yanında olman. Bazen var ya öyle damardan giriyorsun ki. Ne bileyim yani sevmez misin romantik şeyleri? Bir gül yaprağı olsun, mum ışığı olsun, gün batımı olsun falan. Önceden severdim. Yani önceden benim için onların değerli olduğunu düşünürdüm. Biri bana kırmızı gül getirsin. Üstünde seni seviyorum yazan balonlar falan. Ya da el ele gün batımını izlemek. Beni yemeklere götürsün. Öyle şeyler düşünürdüm. Onlar hoşuma giderdi. Ama şu an düşününce o kadar saçma geliyor ki. Eğer yanlış bir şey yaptıysam. Hayır saçmalama. Tam tersi çok güzeldi o yaptığın Barko Vizyon gösterileri. Ama artık şunu anladım ki. Birini gerçekten çok seviyorsan. Bunların hiçbir önemi yok ki. Ama illa bunları istiyorsan. Yani beni yemeğe götürsün, bana pahalı hediyeler alsın, çikolatalar getirsin falan. Bence kendini kandırıyorsun. Çok seviyorum kız seni. Evet,
yemek istersin? Fasıl. Fasıl mı? Hı-hı. Gerçekten fasıl mı dinleyeceğiz? Evet, niye ki? Bilmem. Beğenmediysen başka bir şey açayım. Milyonlarca var. Tamam, ben anladım seni. O zaman beraber seçeceğiz. Pop olsun mesela. Ya da vazgeçtim, bırak olsun. Hmm. Buradan her türlü sevdiğin şarkıyı buluruz, sabaha kadar da dinleriz. Bu şarkıyı çok seviyorum. Hmm. Oldu mu şimdi? Hı hı. Öksene. Ben kaçıp gitsek olmaz mı? Bir daha geri dönmez. Niye ki? Annemlerin biraz akıllanmasını istiyorum da ondan. Merak etsinler beni. Değil mi anlarlar belki. Olmaz öyle şey. Peki. Ben de kendim giderim o zaman. Seni hayatta yalnız bırakmam, biliyorsun değil mi? Gerçekten. Gerçekten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.